Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada tahliye taleplerinin reddine karar verildi. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'nde salonda yapılan duruşmada 18 tutuklu sanık ve avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Daha önce Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya'nın mütalasını sunduğu davada ara karar açıklandı. Mahkeme tutuklu sanık Tolga Güzeltaş'ın aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek suçundan tahliyesine, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklar Abdül Köksal, Adem Akpınar, Emrah Uslu, Emre Durak, Nurullah Altınsoy, İbrahim Güneş, İbrahim Şimşek, İzzet Ot Yakmaz, Kahraman Küllücek ve Mehmet Demirbileğin bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan Faruk Aslan, Mehmet Serkan Kılıç, Hasan Çobanoğlu, Mehmet Ek, Muhammed Karhan, Murat Akgün, Nurullah Yücel, Mustafa Kaya, Hasan Karaköz ile tutuksuz sanık M.Ü.Y. hakkında başka mahkemelerde terör örgütü suçlaması iddiasıyla tutuklu bulunmaları nedeniyle davaların mükerrer olma ihtimaline binaen tutuklama taleplerinin reddine kararlaştırdı. Mahkeme İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dosyadan tefrik edilen Atilla Temir, Müjdat Koyun, Recai Rumelili, Özkan Başkır, Timur Çakmak, Hüseyin Şengül ve İbrahim Çıldır'ın dosyasının usulsüz dinleme davasıyla birleştirilmesi talebine ise müzekkere cevapları sonrasında karar vereceğini açıkladı. Duruşma 25 Nisan'a ertelendi. 20.